TV izleyenleri, bugün sizler için Beykent Üniversitesi Ayaz Ağa yerleşkesindeyiz. Kampüsteyiz programı olarak sizlerle Beykent Üniversitesi öğrencilerini buluşturmak istedik. Şimdi yavaştan okulumuzun içine sızalım, bakalım öğrencilerimizin keyifleri nasılmış, hep birlikte görelim, seyredelim. Okulumuzun içine yavaş yavaş sızdık. Kantinimizdeyiz. Bakalım burada neler oluyor? Şimdi yan masamızda 3 tane bayan görüyorum. Biraz onlarla muhabbet edelim. Merhaba bayanlar. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Masanızda bize de yer var mı acaba? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tuğçe Yılmaz. Büşra Kaykan. Sine Moru. Hangi bölümde okuyoruz? Turizm işletmeciliği. Biz aynı turizm işletmeciliği. Kaçıncı sınıf acaba? İkinci sınıftayız. Kariyer hedefleri yavaş yavaş oturmaya başlamıştır. Evet, başladı. Yavaş yavaş. Neler düşünüyoruz peki? Önümüzdeki sene stajımız olacak zaten 3. sınıfta. Güzel bir yerde staj yapmayı hedefliyoruz öncelikle. Sonra stajdan sonra iş imkanları kendiliğinden gelir artık. Ona göre biz de çalışacağımız yerleri belirleriz umarım. Okulda keyifler nasıl peki? Güzel. Yani. Takılıyoruz, yemek yiyoruz, simitle, çay içiyoruz. Kütüphane gidiyoruz, ders çalışıyoruz. Aynı şey. Dersten çıktınız galiba. Biraz mola verelim dediniz. Evet. Okulumuzun eğitim ortamından bahsedebilir miyiz? Nasıl, keyifli mi, eğlenceli mi? Yani bizim için çok keyifli. Çünkü hepimiz aynı kafadan olduğumuz için hani ortam çok güzel, kafa dengeyiz hepimiz. Gırgır şamata geçiyor açıkçası. Bir de turizm biraz eğlence sektörü olduğu için gelen herkes eğlenceli sınıftaki. Yani ortaya bir şey atılıyor, herkes ona yorum yapıyor, kahkaha, gırgır şamata derken bize dersler nasıl geçiyor biz anlamıyoruz yani. Diğer bölümleri bilmiyorum ama biz de eğlenceli. Zorlayıcı dersleriniz var mı peki? Rusça. Rusça zorluyor. Açıkçası bambaşka bir alfabe. Hadi İngilizceyi yine ilkokuldan, liseden bir şeyler biliyorduk ama Rusça bambaşka. Onda biraz zorlanıyoruz. Onun dışında pek yok. Vizeler yaklaşıyor. Peki çalışmalar başladı mı yoksa bu güzel havalara mı aldanıyoruz? Henüz başlamadı. Şimdilik geziyoruz ama başlayacak. Yani birkaç güne biz de başlarız. Burada mı yaşıyorsunuz? Ailemle beraber burada yaşıyorum karşıda. İstanbul'da öğrencilik nasıl peki? Aslında aileyle yaşadığın zaman bir sıkıntısı yok ama tek başıma yaşasaydım gerçekten sıkıntılı. Özellikle kız öğrenciler için biraz daha zor. Okul dışında neler yapıyorsunuz? Okul dışında aslında hep fix şeyler. Arkadaşlarla geziyoruz, tozuyoruz. Gece yine hafta sonları dışarı çıkmaya çalışıyoruz ama şu an vize haftamız olduğu için biraz derslere yoğunluk verdik. Okulda zaman geçirmek de keyifli sanırım aynı zamanda. Dersten sonra burada yemek yiyorsunuz. Aynen, arkadaşlarla yemeği yeniyoruz. Hem gırgır şamata geçiyor. Turizm bölümünde olduğu için hepsi kafa insanlar. Yani gülüyoruz, eğleniyoruz. Simit Sarayı'nda oturuyoruz, sohbet, muhabbet. Birlikte yemek yiyoruz. Akşam olunca da evimize gidiyoruz. Burada şimdi bir stand yakaladık. Bakalım acaba burada neyle meşgul oluyorlar, neler yapıyorlar? Bir onlara konuk olalım şimdi. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Emine Karagöz. Beykent Psikoloji için buradayız. Aslı Kesler. Ne yapıyoruz? Bu standın amacı nedir? 8-9 Mayıs'ta psikoloji günlerimiz var. Biz de arkadaşlarımızdan kayıt alıyoruz. Bilgilendirme yapıyoruz burada. Yarın son günümüz. Öyle burada psikoloji günleri adına bekliyorum. Öğrencilerden talep var mı peki? Çok var. Kendi öğrencilerimiz olsun, diğer bölümlerden olsun. Çok kayıt aldık. Diğer bölümlerden de olacak inşallah. Onlar da yakın zamanda. Güzel gidiyor şu an kayıtlar. 4 gündür buradayız. Güzel. Kulüp içerisinde neler mevcut peki? Amaç nedir? Biz psikoloji öğrencileriyiz. Psikolojiye dair arkadaşlarımıza paylaşımlar yapıyoruz. Psikolojiyi daha iyi nasıl anlatabiliriz ya da daha aktif hale getirebiliriz. Zaten 3-4 senedir kulübümüz aktif olarak yapıyor. Hatta bu senede ikinci aktif olarak kulüp seçildik. Arkadaşlarımızla birlikte beraber zaman geçiriyoruz. Etkinliklerimiz oluyor hocalarımızla beraber. Birçok diğer üniversitelerden arkadaşlarımız da geliyor psikoloji. Tanışıyoruz, kaynaşıyoruz. Aramızda bilgi alışverişi oluyor. Güzel oluyor yani. Şahane, süper. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım.
Arkadaşımın dediği gibi aynen güzel bir etkinlikle devam ediyoruz bakalım. Psikoloji günlerine herkesi bekliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bölüyorum, kusura bakmayın. Nasılsınız? İyiyim, siz? Ben de iyiyim, teşekkürler. Neyle meşgulüz bu standta? Kayıt alıyoruz psikoloji günlerimiz için. O yüzden. Amaç nedir? Yandaki arkadaşlarla aynı amaç güdülüyor sanırım. Evet, yani bizim psikoloji günleri oluyor biliyorsunuzdur belki. İstanbul genelinde oluyor genellikle. Biz de işte iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz inşallah ne kadar olursa. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Damla Kankaya, 2013 psikoloji mezunuyum. Beykent mezunuyum. Şimdi yüksek lisans yapıyorum Beykent Üniversitesi'nde, Taksim Kampüsü'nde. Psikoloji kulübümüzde zaten yıllardır asil üye olarak çalıştım, görev aldım. Bu sene desteklerimizi devam ettirmeye çalışıyorum. Yıllardır çok başarılı bir kitleye ulaşmış bulunmaktayız. Umarım bu sene de öyle geçecek yeni başkanımızla birlikte. Yüksek lisans grubumuzu da buraya çekmeye çalışıyoruz. Zaten klinik psikoloji bölümü bu sene yeni açıldı okulumuza. Biz ilk mezunlar olacağız inşallah. Dilerim güzel bir sempozyum, güzel bir kongre geçiririz diye umuyorum. Okuldan kopmaya niyetiniz yok galiba. Ya, okuldan kopamıyorum. Aynen. Hani ben normalde yurt dışında yaşıyorum, yurt dışında yapmak istiyordum. Yalnız okuldan kopamıyorsunuz. Aynen yani. Hakikaten bizim kulübümüzde de böyle bir aile gibi oluyoruz artık. Gece gündüz birlikte çalışıyoruz. O yüzden Beykent devam kalmaya tercih ettim. Öğretim görevlilerimizden de çok memnunuz. Yeni öğretim görevlilerimiz var. Hem tanıyor olmakla birlikte hem de bildiğimiz okul, yıllardır gittiğimiz okul olduğu için yüksek lisansa da Beykent tercih ettim. Merhabalar, psikoloji bölümü başkanı arkadaşımızla birlikteyiz. Adınızı öğrenebilir miyiz? Hulusi Sarıkadıoğlu, Beykent Üniversitesi Psikoloji Kulübü Başkanıyım. Kaçıncı sınıftasınız? Son senem benim. Son senede işte bu artık dördüncüsünü düzenlediğim etkinlik geleneksel hale geldi. Geçen sene 47 farklı üniversitenin katılımıyla gerçekleşti, okulumuza gerçekleştirdik. Epey bir yoğun talep vardı. Bu sene de şimdiden sadece kendi okulumuza kayıt aldık. Çok ciddi anlamda kayıt var. Diğer üniversitelere kayıtlarımızı açacağız. Etkinliğimiz şu an için en azından hani şu kayıtlarda iyi gidiyor, onu söyleyebilirim. Öğrendiniz mi parolayı? Öğrendik amirim. Nedir? Yapayım mı amirim? Dur! Önce ayakkabı kutularını koyun. Ya ne yapsak açsak mı ya? Ya hadi aç ya. Dur! Ya aç aç. Ha! Onu aç. Dur! Aynı anda aç. Dur açmayın. Ya içinden başka bir şey çıkarsa ya. Bir gören olmadı değil mi? Sonra açarız onları. Parola yapın bana. Kenara bak. Yapayım mı amirim? Yap. Amirim bu kapıdır. Kapı mı? Kapı. Bu ne ya? Paralıdır amirim. Bu mu? Daha devamı vardır amirim. Ne diyorsun? Yap. Ya ne yapayım yeşil küskün lambası ya dön mü? Lan bu ne? Bu da işaretidir amirim. Kapıya mı yapacağız bunları? Kapıya amirim. Ulan sur pek. Sanki biliyorum. Hangi ayakkabı? Ses! Ben böyle yapacağım, aynı anda yapacağız. Aferin önce tek. Tek. Merhabalar, şu anda tiyatro oynanıyor içeride, sahnede. Biz de kulisteyiz. Siz hangi alanla ilgileniyorsunuz acaba? Ben oyunun kostümleriyle ilgileniyorum. Bir Şehnaz Oyun, Beykent Üniversitesi'nin tiyatro kulübünü hazırladığı bir oyun. Ben de işte onlara yardım ediyorum kostümlerle ilgili. Oyun bugün Dünya Tiyatrolar Günü diye tekrardan oynanıyor. Normalde geçen sene oynanmıştı. Her tiyatro salonun kamera arkasında kostümlerle siz mi ilgileniyorsunuz? Ben sadece Beykent Üniversitesi'nin tiyatro kulübünde yani buraya özel yani şu an sadece buraya ilgileniyorum yani. İşte dün hazırlıklarımız vardı, gittik kostümleri aldık. Son eksiklerimizi tamamladık, bugün de oyunu sergiledik. Çalışmalar nasıl peki? Yoğun mu? Heyecanlı mı?
yoğun, heyecanlı. Yani değişiyor. Oynayamıyorum. Dolu dolu mu peki? Her hafta bir tiyatro sergileniyor mu? Yok. Çok o kadar dolu değil işte. Yani geçen sene oynanmıştı. Bu sene tiyatro kulübü işte tekrardan çıkardı. Ne var? Nasılsınız demek istiyorum. Teşekkür ederim. Vay be. Sonunda bir erkek bana da anladı. Senin yanında dolaşsam belki hanımefendi bile derler değil mi anam? Her kadın anladı. Hanımefendi bile. Al kadar da sallama ulan. Aa, alındın mı ayol? Vallahi alındı ayol. Affedersin hayatımı bir de başalım. Sizi tanıyabilir miyiz başrol oyuncumuz? Tuğba Er. Hem sinema televizyon hem oyunculuk okuyorum. Aynı zamanda tiyatro kulübünden böyle bir çalışma yaptık. Böyle. İlk çalışmanız mıydı? Değil. Yani bu okulda ilk çalışmamız ama. Devam edecek mi peki? Devam edeceğini umuyoruz. Yani şimdilik öyle bir planlarımız var. Biraz oyundan bahsedebilir miyiz? Oyundan yönetmenim bahsetsin. Yönetmenimizi tanıyalım o zaman. Merhaba. Devran Şanlı. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Ayrıca tiyatro kulüp başkanlığı yapıyoruz. Amacımız kulüp olarak öncelikle biraz bahsetmek istiyorum. 6 yıllık bir kulübüz ve amacımız burada başka bölümlerde okuyup tiyatroya gönül veren arkadaşlarımızı bir araya toplamak ve beraber kolektif bir şekilde bir iş yapmak. Sanatı icra etmeye çalışmak amacımız bu. Ve Turgut Özakman'ın Bir Şehnaz oyununu seçtik hep birlikte. Oyun işte geleneksel tiyatronun güzide oyunlarından biri, Türk tiyatrosunun önemli oyunlarından biri. Halka daha yakın, seyirciye daha yakın bir oyun olduğu için böyle bir oyun seçtik. Oyun da genelde kadınların ikinci plana atılması, Birinci Dünya Savaşı hemen öncesi Galata'da geçen küçük bir topluluğun hayat hikayesi. Aslında küçük gibi gözüküp aslında bizim ülkemizin hepsini anlatan bir hikaye. Gerçekler, kadınların ikinci plana atılması, Müştak'la Şehnaz'ın beklenmeyen aşkı ve farklı dünyalardaki iki kişi ama ortada da Zaptiye Amiri. Önce ben çıkacağım. Böyle bir keyifli, eğlenceli. Prova aldık bayağı bir geçen yıl bu oyuna. Başladık, çıkardık, festivallere katıldık. Böyle keyifli. Şu anda devam ediyoruz. Umarız seyircilerimiz de beğenmişlerdir. Umudumuz o. Ama keyifle devam ediyoruz. Bunu da devam ettireceğiz. Bir aksilik olmazsa 27-28 Nisan'da Yaşar Üniversitesi İzmir'e gideceğiz. Okulun da desteğiyle. Festivale katılacağız. Bizi davet ettiler. Şu an oradan haber bekliyoruz. Böyle keyifli bir yolculuktayız. Öyle söyleyebilirim. Yeni oyunumuz olacak. O da Haldun Taner'in Keşan'ın Ali Destanı. O da kısmetse sene sonuna yetiştirmeyi planlıyoruz. Şimdi okulumuzun oyunculuk bölüm başkanı Elif hocamızla birlikteyiz. Elif İskender, yardımcı doçent doktor kendisi. Şimdi onun misafiri olduk. Onunla birlikte şimdi Dünya Tiyatrolar Günü hakkında biraz konuşacağız. Merhabalar hocam. Merhaba. Bizimle Dünya Tiyatrolar Günü hakkındaki fikirlerinizi, görüşlerinizi, duygularınızı paylaşır mısınız lütfen? Elbette paylaşırım. Bugün biz tiyatrocular için çok özel bir gün, Dünya Tiyatrolar Günü. Aslında bütün performans sanatçıları için çok değerli bir gün bugün. Bütün dünyada kutlanıyor. Biliyorsunuz tiyatro sanatı bir bilim olarak da değer görüyor dünyada ve çok eski bir sanat dalı. İnsanla birebir ilgisi olan, ilişkisi olan, onu gerçekle sanat arasındaki tatlı uyumda, tatlı ilişkide kendisinin farkındalığını güçlendirmesi anlamında ve kendisinin yeni dünya düzenindeki insanı kavraması, her gün biliyorsunuz dünyada insanın konumu, yeri, ilişkileri sosyal, politik olarak ve sosyolojik olarak konumu değişip dönüşüyor. Yerini saptaması bakımından çok önemli bir gün bizim için, oyuncular için, tiyatrocular için. Tabii bizim ülkemizde biraz sıkıntılarla dolu bir dönem yaşanıyor tiyatrolar adına. Çünkü ödenekli tiyatroların daha sağlıklı destekler alabildikleri, devlet tiyatrosunun kapatılma telaşının ya da şeklinin, şemalinin değiştirme telaşının olduğu günler yaşanıyor. Keşke bunlar yerine biz çok mutlu bir Dünya Tiyatrolar Günü yaşıyoruz diyebilseydik. Bir parça bu nedenle buluruz ama tiyatronun bizim hayatımızdaki
belki seyirci için de bunu söyleyebilirim. Tiyatro seyircinin hayatındaki, seyircisinin hayatındaki yerini düşünürsem ben, bizi zenginleştiren bu sanat dalı iyi ki var. İyi ki bu ülkede Muhsin Ertuğrul'la başlayan bu büyük serüven hala sürmekte. Hala oyuncular yetiştirmek için üniversitelerimiz, konservatuarlarımız, bölümlerimiz var. Ve sürekli olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Dünyada çok sıkıntıların yaşandığı bu günlerde, geçmişte de büyük gerginlikler ve sıkıntılar yaşandığı günlerde de böyle olmuştur. Tiyatro sanatı her zaman küçücük bir odadan tutun kocaman bir salona kadar her gün yaşamını sürdürmüştür. Politik tavrını da koymuştur. Kimi zaman yalnızca güldürmek, neşelendirmek için insanın hayatında olmuştur ama bir biçimde olmuştur. Biz oynamaya başladığımız ilk günden itibaren, birer tatlı çocuk olup oynamaya başladığımız ilk günden itibaren aslında bir anlamda tiyatro yapıyoruz ve büyüyoruz oyunculukla, tiyatro ile birlikte. Bu nedenle yetişkinlik günlerimizi yaşayacağımız bir dönemi tiyatro sanatı içinde olacağını umuyor, diliyorum. Peki hocam, okulumuzdaki tiyatro kulübünün çalışmalarından bize biraz bahseder misiniz? Etkin buluyor musunuz, beğeniyor musunuz? Ben çok beğeniyorum tiyatro kulübünün çalışmalarını, çok da önemsiyorum. Ama biz tiyatro bölümü olarak, yani oyunculuk bölümü olarak tiyatro kulübünden başka bir yapımız var tabii ki. Çünkü biz profesyonel oyuncular yetiştirmeyi uman, bunun için çaba gösteren devlet tiyatrosuna, özel tiyatrolara ve sinema dizi sektörüne elbette oyuncu yetiştiren bir bölümümüz. Bu nedenle kulüpten bu anlamda biraz farklıyız ama kulüp bizim öğrencilerimizin oluşturduğu, içinde oyunculuk bölümü öğrencilerinin de olduğu özel bir etkinlik alanına, bütün kulüplerin olması gerektiğine inandığımız gibi oyunculuk kulübünü de çok değerli buluyoruz. Bir destek de vermeye gayret ediyoruz. Bana sanırım şehir tiyatrosuyla yeni bir ilişkisi var Beyaz Televizyonu'nun. Evet. Ben bundan çok memnun olduğumu söylemeliyim. Çünkü bu buluşma aslında hayal ettiğimiz buluşmalardan bir tanesi. Çünkü bir ayağı üniversite olan ve bir ayağı üniversiteye bağlı bir televizyonun olduğu, diğer tarafında da çok güçlü ve çok eski bir sanat kurumunun, buradaki eski gelenekleri olan bir sanat kurumu anlamında söylemiş bulunuyorum, onu belirtmek isterim. Geleneği olan bir sanat kurumunun bir arada çalışmayı prensip edinmesi çok değerli bir sürecin başlangıcı demek. Çünkü şehir tiyatroları şu anda Hilmi Zafer Şahin'le birlikte çok kendisini çok değer veririm ve çok da önemserim. Hem tiyatro kültürüne hem insan kültürüne, insan değerine, insan olarak değeri benim için çok fazladır, iyi dostumdur. Kendisinin bu bağlantıyı sizlerle kurmuş olması, kapılarını veya televizyonunu açmış olması bence çok kıymetli. Çünkü orada oynanacak oyunları, oradaki aktörleri, aktrisleri önce benim bölümümün daha kolay tanınması, daha çabuk ulaşması, öte yandan seyircinizin, üniversite öğrencilerinin bu oyunlarla çok çabuk temas etmesi ve bir kültür bakımından zenginleşmesi açısından bence Beyaz Televizyonu'nun attığı en değerli adımlardan bir tanesi. İşte burada da benim üniversitemin farkı ortaya çıkıyor. Yani oyunculuk bölümünde biz öğrenci alırken diğer üniversitelerden farklı olarak %50 burslu öğrenci alıyoruz. Beyaz Televizyonu'nda da bunu söylemekten çekinmiyorum. Beykent Üniversitesi'nin oyunculuk bölümünde biz birazcık torpilliyiz, açık söylemem gerekirse. Üniversite bize böyle bir şans veriyor. Diyor ki oyunculuk bölümü bizim için çok kıymetli. O yüzden biz öğrencilerimizi alırken %50 burslu alabiliriz diyor. Yani bunlar işte sanata destek vermek, katkı sağlamak bakımından bence kurumların, üniversitelerin, televizyonların yapması gereken şeyler. Şehir tiyatroları buluşması, yani Beyaz TV ile şehir tiyatrolarının buluşması, televizyonla bir tiyatro kurumunun buluşması kültürel zenginlik bakımından önemli olduğu kadar bence kent kültürü, yaşam kültürü bakımından da çok kıymetli. Yani eminim Beyaz TV yalnızca üniversite öğrencileri izlemiyor.
annelerimiz, pek çok farklı iş kolunda çalışan insanlar. Şehir tiyatrosunda o dönem, o yıl neler oynandığının pek de farkında olmayacak. Belki de yoğun çalışma temposu, İstanbul bir metropol çünkü. Pek çok farkında olmayacak kişi için bence çok değerli bir uyaran olacak. Eminim pek çok kültürel sohbet de gerçekleşecek. Entelektüel ve seyircilerin tanışması sağlanacak. Çok fazla oyuncuyla seyircinin tanışması sağlanacak. Oyuncuların çalışma metotları konusunda benim öğrencilerimin bilgilenmesi sağlanacak. Bunlar o kadar değerli çalışmalar ki bence bizim üniversitemize yakışır bir buluşma olmuş. Mutluyum o yüzden. Bunları duymak çok güzel tiyatro adına. Tabii ki tiyatro daha çok, daha da kapsamlı bir konu. Bunun üzerine daha da çok konuşmak isteriz tabii ki. Çok teşekkür ediyorum programımıza konu olduğunuz için, konuk olduğunuz için. Teşekkür ediyorum size. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyim? Erselap Aydın. Hangi bölüm öğrencisisiniz? Elektronik. Şimdi tiyatrodan çıktınız, beğendiniz mi gösteriyi? Aslında 5 dakika falan girdim ama oyunculuk iyiydi. Yani neden çıktınız? Aslında bir işim var, o yüzden çıktım. Acelem vardı biraz. Derse mi yetişmeye çalışıyorsunuz? 5 dakika sonra dersimiz var, o yüzden ona yetişmem lazım. Bu sıcak havalarda yine de okula geliyorsunuz. Tabii ki. Vizeler başlıyor, çalışmalar var mı? Yoksa güzel havalara mı aldanıyorsunuz? Ya aslında buraya pratik yapmaya geldik biraz. İşte ondan sonra da biraz okuldan sonra çay falan içeceğiz. Öğrencilerimizin en çok zaman geçirdiği mekana geldik, kafeye geldik. Burada dolu dolu her şey, müzik var, gürültü var, hareket var. Arkadaşlarımız da langırt oynuyorlar. Birazcık onların oyunlarına karışalım şimdi. Oyununuzu böldük, kusura bakmayın. Bence de böldün. Seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Roja Dağlayan, 23 yaşındayım. Beykent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Kampüste yaşam nasıl? Yaşam güzel. Langırt'ta zaman geçiriyoruz. Genelde simitteyiz yani. Langırt oynuyoruz. Onun dışında yapılacak çok bir şey yok zaten. Herhangi bir kulübe üye değil misiniz? Üyeyim. Hangi kulüp? Tiyatro kulübüne üye oldum. Onun dışında Rusça kulübü var. Onun dışında başka bir kulübe üye değilim. Adım Uğurcan. Turizm işletme bölümündeyim ben de. 1. sınıfım. Dersten çıktınız? Aynen öyle, dersten çıktık. Okuldaki tek sosyal aktivite olan langırttayız. Kim yeniyor peki? Biz. Tabii ki. Yani iyi olan kazanıyor her zaman. Hangi bölüm öğrencisisiniz? Turizm işletme. Okul dışında neler yapıyorsunuz? Okul dışında vallahi her şeyi yapabiliyorum ya. Yani hangisini sayayım bilmiyorum yani. Öyle diyeyim size. Mesela şimdi çıkınca ne yapacaksınız? Nereye gideceksiniz? Ben de çıkınca eve giderim büyük bir ihtimal. Yorgunum çünkü. Bahar havası yoruyor galiba. Ya uykusuzluk yoruyor genelde. Ya fazla uyumuyorum. Önümüzdeki hafta sınavlar var. Çalışmalar başladı mı? Başladı tabii ki ama mecbur çalışacağız yani. Aslında evet, çok da başlamış gibi görünmüyor. Yani görüntüye aldanmamak lazım.
Ben Gamsız. Hangi bölümdeyiz? Makine mühendisliği bölümü. 4. sınıf öğrencisiyim. Okul bitiyor. Uzuyor. Uzuyor. Evet. Mutlu muyuz, üzgün müyüz? Yarı mutlu, yarı üzgün. Yani bu keyifli okuldan ayrılmak istemiyorsunuz siz de. Ya tam aksine üniversiteden ayrılmak istemiyorum derim. Okuldan pek değil. Acaba bilerek mi uzattık? Yani. Hangi bölümdü pardon? Makine mühendisliği. Zor bir bölüm olsa gerek. Evet, okuması zor. Ama inşallah bitireceğiz biz de. Bakalım. Kaç arkadaş kalıyorsunuz? 4. 4 arkadaş, 4 erkek. Biraz zor olsa gerek. Bayağı zor. Ev temizliği, o yemek. Hiç olmuyor onlar ya. Biraz bahsedelim mi? Şöyle ki, genellikle kafa uyuşması gerekiyor. Uyuşmayınca da bu sefer temizliğe kimse el atmıyor, yemeğe kimse el atmıyor. Böyle olunca evde olarak harbi öğrenci evine dönüyor. Olan bu. Peki arkadaşlarınız da bu okuldan mı? Aslında biri bu okuldan, biri çalışıyor, diğeri de İTÜ'den. Nasıl bir araya geldiniz? Arkadaş çevresi sayesinde. Bir de ben biriyle ilk sene geldiğimde tanışmıştım İstanbul'a, 4 sene önce. 4 senedir tanıyorum. Arkadaşlar pek titiz değiller ama acaba memnun muyuz? Evet. Yani pek bir zararları yok. Yani arkada bırakmazlar en azından. Okul bitince ne olacak peki? Kopacak mısınız? Yoksa yine aynı ev içerisinde mi yaşayacaksınız? Onlar hangi sınıftalar? Kopacağız. Bu bir garanti yani. Kimse durmaz. Yani kimse hiçbir şekilde zaten devam ettiremiyor arkadaşlığını. Nadirdir. Ben Ümeyr Yıldız. Beykent Üniversitesi tarih 2. sınıfta okuyorum. Şu anda okulum süper gibi. 10 numara. Her şey güzel. Havalar güzel. Okulda keyifler nasıl? Çok güzel. Her şey yolunda. Görüyorsunuz zaten hatunlar falan 10 numara. Gerçi bunu kayıttan çıkartın. Çıkartın ama kayıttan. Devam. Derse geldiniz. Dersten sonra okulda zaman geçiriyorsunuz. Okulda zaman langırt oynuyoruz. Genelde fazla yapacak bir şey yok. Çay, muhabbet. O kadar. Günün kaç saatini okulda geçiriyorsunuz peki? Dün 4 saat, 3 saat genelde. Bazı daha fazla da oluyor ama günler. Genelde 4 saat, 5 saat. O kadar. Okul dışında nelerle meşgulsünüz? Hobileriniz mesela? Hobilerim çok iyi. Snowboard. Uludağ'a gidelim her sene. Kesin yani. 2 ay falan kalırım orada. Ondan sonra yüzmek. Daha farklı ne olabilir? Başka bir şey yok. Merhabalar. Merhaba. Sanırım gidiyoruz okuldan, artık ayrılma vakti geldi. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Tanıyabiliriz. Ben Burcu, sinema televizyon bölümünde okuyorum. Kaçıncı sınıf? Karışık biraz. Birinci sınıf. Birinci sınıfsınız, daha yeni başladınız. Evet. Hazırlıktan sonra ilk oluyor. Severek mi, isteyerek mi okuyorsunuz bu bölümü? Evet, severek okuyoruz. Zaten sevilmeden okunacak bir bölüm değil. Evet, az önceki arkadaşımız da sizin bölümünüzdendi. Ondan da aynı şeyleri duyduk. Havalar güzel, vizeler yaklaşıyor. Çalışmalar başladı mı? Hayır. Tabii bir kere daha yumurta kapıya dayanmadı. Biraz daha vakit var yani. Merhaba arkadaşlar. Dersler bitti galiba. Ders bitti galiba şu anda. Bitti. Hala okuldayız. Aynen. Okulda zaman keyifli geçiyor. Sanırım o yüzden hala buradayız. Ödevimiz var, onu tamamlamaya çalışıyoruz. Vizeler de yaklaştı. Hangi bölümdesiniz? Uluslararası ilişkiler. Adınız acaba? Leyla. Leyla, memnun olduk Leyla Hanım. Kaçıncı sınıftasınız? İkinci. Vizeler başlıyor, ödevler, bir yandan vizeler. Yorucu olsa gerek bu güzel havalarda. Aynen öyle. Yoruluyoruz, fazlasıyla yoruluyoruz. Bir de bizim bölümümüz tamamen İngilizce. Daha çok yoruluyoruz. Merhabalar, çat kapı geldik. Masanıza konuk oluyorum. Sizi tanıyalım. Agah Şahin. Siz? Merve Çakar. Hangi bölümdeyiz? İşletme. Kaçıncı sınıf? 4. Siz? İşletme 4 ben de. Bu güzel havada hala okuldayız, neden? Bitirmek için okulu, neden olacak? 4. sınıf. Uğraşıyoruz işte. Hedef nedir peki, artık kafada oluşmuştur bir şeyler birkaç ay sonrası için? Ya bir hal hayırlısıyla bitse, ondan sonrasına bakacağız.
Okulda nasıl zaman geçiriyorsunuz? Keyifli mi? Yani dersler, çay içiyoruz falan öyle o tarz. Onların dışında neler yapıyorsunuz? Pek okulda durmuyoruz. Şimdi kalabalık bir masaya konuk olduk. Arkadaşlar sizi tanıyabilir miyiz? Ben Zeynep Sarp. Sınavlar başladı, biraz stres var gibi. Evet, ben biraz stresliyim. Hangi bölümdesiniz? Elektronik haberleşme. Kaçıncı sınıf? İkinci sınıf. Zor bir bölüm olsa gerek. Çok zor bir bölüm. İsteyerek mi geldiniz bu bölüme? Evet, isteyerek gelmiştim. Gelmiştim ama artık değil mi? Demiyorum. Bayağı zorladı galiba. Biraz zorladı. Geçiş yapmayı düşündünüz mü başka bir bölüme? Düşünmedim. Bu yolda devam. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben Melike. Ben de elektronik haberleşme 2. sınıf öğrencisiyim. Bu kadar. Dersiniz bitti, muhabbet ediyorsunuz. Evet, şimdi muhabbete geçtik. Biz de tercih mağdurlarından olanlardanız, eğer bunu soruyorsanız. Yani elektronik ve haberleşme çok kapsamlı dediler. O yüzden geldik ama pek umduğumuzu bulamadık. Peki önümüzdeki aylarda LYS olacak. Yeni üniversiteye başlayacak öğrencilere ne önerirsiniz? Yani tercihlerini dikkatli yapsınlar. Onun dışında bölümden çok hani hem bölüm hem üniversite ikisini aynı anda araştırsınlar. Hani 4 yıl geçer işte üniversitenin ne önemi var, önemli olan bölüm diye biz de öyle geldik. Ama öyle değil yani. Üniversite ortamını, kampüs ortamını doya doya yaşasınlar. Elektronik haberleşmedeyiz biz de. Okuyoruz yani. Sınavlar başlayacak, not alıyoruz, veriyoruz. Sanırım sizin için yorucu bir gündü. Bakışlarınızdan öyle şeyler sezer gibi oldum. Evet, derslerimizin hepsi zor yani. Hiçbiri farklı değil. Her gün zorlanıyoruz muhakkak. Ersel Özer, elektronik haberleşme mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bölümümü seviyorum aslında. Arkadaşlarımın düşündüğü gibi düşünmüyorum. Gayet güzel bir bölüm ama okuması gerçekten biraz zor. Biz de okumaya çalışıyoruz. Bakalım hayırlısıyla inşallah 4 yıl sonunda okuldan mezun olabilirsek kendimizi şanslı hissedeceğiz. Düşüncelerim bunlar. İkinci sınıftasınız. Belki erken ama hani kafanızda okul bitince şunu yapacağım dediğiniz bir şey var mı? Hani hedef nedir? Ya hedeflerim aslında ben kendi işimi kurmayı düşünüyorum ama piyasa hakkında da çok bilgi sahibi değilim. Mesleğimi elime aldıktan sonra bir takım kararlarım olacağından eminim. Burada tek mi yaşıyorsunuz? Evet, burada Ayazağa'da oturuyorum. Tek yaşıyorum. Çevre güzel genel olarak. Ben mutluyum yani, okulumdan da mutluyum. Kampüsteyiz, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi biz de yorgunluk kahvelerimizi içtik. Farklı mekanlarda farklı arkadaşlarımızla şimdi muhabbet edeceğiz. Bakalım neler göreceğiz, kimlerle tanışacağız. Tüm hızıyla devam ediyor programımız. Bir sınıfımızın kapısını tıkladık. İçeride 4 tane arkadaşımızla karşılaştık. Ders yok ama onlar sınıfı kapatmışlar. Vizelerine çalışıyorlar galiba. Birazcık onlarla muhabbet edelim. Merhabalar. Taysan Etengün, Beykent Üniversitesi Rusça Rusça tercümanlık okuyorum. Bölümdeyim. Kaçıncı sınıftasınız? Şu an hazırlıktayım. Hazırlıktasınız. Nasıl peki hazırlık sınıfı? Keyifli mi? Güzel geçiyor, zevkli geçiyor dersler. Hocalarımız iyi, dersler güzel, yeni bir dil. Günde kaç saat ders görüyorsunuz? 4 saat. Yorucu oluyor mu peki? Alıştık işte. Yani 4 saat zevkli geçiyor yeni bir dil olduğu için. Kızlarımız gülme krizine girdiler. Neyse ki şimdi gittiler. Şimdi rahat rahat röportajımıza devam edebiliriz. Rusça öğrenmek zor mu? Rusça zor, çok ayrıntılı bir dil ama altından kalkıyoruz bir şekilde. Rusça dışında başka bir dil biliyor musunuz? İngilizce var, o kadar. Şimdi Oktay arkadaşımız bizi ders gördüğü sınıfına getirdi. Teşekkür ediyoruz Oktay. Sınıfımıza çat kapı gireceğiz. Bakalım hocamızın ve öğrencilerin tepkisi ne olacak? Nasılsınız hocam? Böyle çat kapı geldik. Biraz şaşırttık sizi galiba. Derslerimiz nasıl gidiyor?
güzel geziyor değil mi çocuklar? Rusça dersindeyiz şu anda. Rusça dersimiz var, evet. Kaçıncı sınıf arkadaşlarımız? Hazırlık. Pardon, hazırlık sınıfındayız. Öğrenebiliyorlar mı peki? Bence siz sorun onların. Öğreniyor mu? Şunu sorayım önce size. Sizin için kolay mı kendi dilinizi öğretmek? Benim için yani kolay ama biraz tabii ki bazen zor oluyor. Adım Thomas. Yani hazırlık, yani çalışana kolay diyeyim ben. Rusça öğreniyorsunuz. Konuşabiliyor musunuz? Şöyle böyle yani. Hangisinde iyisiniz peki? Yazma, okuma, yoksa konuşma mı? Hepsi eşit ilerliyor şu an. Çevirmen mi olacaksınız? Aynen, tercüman. Derslere gelince, çalışınca kolay. Neden bu bölümü tercih ettiniz? Çünkü hani gerekli bir dil bence ve geçerli bir dil olduğu için. Şimdi okulumuzun hem en sakin hem de en hareketli kafesindeyiz. Nefes kafedeyiz şimdi. Burada arkadaşlarımız hem kafa dinliyorlar, gürültüden uzaklar. Aynı zamanda spor salonunda spor yapan arkadaşlarımızı izliyorlar. Tavla atıyorlar, okey oynuyorlar. Galiba en sakin ve bir yandan da en keyifli alandayız. Şimdi buradaki arkadaşlarımıza bir bakalım neler yapıyorlar acaba. Merhabalar beyler. Merhaba. Bol eğlenceler. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok sağ olun, iyi. Sizler nasılsınız? Biz de teşekkür ediyoruz, sağ olun. Tavla atıyorsunuz. Evet. Dersler bitti galiba bugünlük. Evet, çok yorulduk ama. Şimdi tavlayla kafa dağıtıyoruz diyorsunuz. Biraz. Kim yeniyor peki? Tabii ki ben. Ya var yalan söylemeyelim ya. Nasıl geçti peki gününüz? İyi geçti. Aynı, yani bir değişiklik yok. Monoton diyorsunuz. Bugün sakindi. Her gün sabahtan beri buradayız. 9'dan. Her gün sabah 9'dan. Biraz havalardan olsa gerek. Hani biraz sıcaktı vesaire. Evet. Doğru. Uyku basıyor şu anda zaten. Ama yine de oyunu bırakmıyorsunuz. Biraz. Hayatta bırakmaz. Hayatta bırakmaz. Geldi sadece onun telaşı için. Top dolu bir kampüsteyiz programının sonuna geldik. Bugünlük okulumuza veda ediyoruz. Başka bir kampüsteyiz programında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.